Herkese merhaba, Health Food Break'e hoş geldiniz. Ben Sezin. Bugün Hindistan cevizi yağının faydalarından konuşuyoruz arkadaşlar. Hindistan cevizi yağı mucize bir şey. Ama yemekteki faydalarından bahsetmeyeceğiz sadece. Aslında cildimize, güzelliğimize ve dış görünüşümüze faydaları neler? Birazcık onlardan bahsediyor olacağız. Aslında Hindistan cevizi yağının faydaları 1500'den fazla araştırmayla kanıtlanmış durumda. Erkekler için günde yaklaşık 2 kaşık, kızlar için ise günde yaklaşık 1.3 kaşık, yani 1.5 kaşığa yakın Hindistan cevizi yağının tüketilmesi gerektiğini gerçekten bilimsel makaleler öneriyor. Çünkü hem antibakteriyel yapısıyla vücudumuzdaki enflamasyonu söndürüyor, hem de gerçekten de kardiyovasküler sistem için çok elzem yağlardan biri. Fakat Hindistan cevizi yağı bununla da kalmıyor. O mis gibi kokusu falan, hani bayılıyoruz, tatlılara falan katıyoruz ama aslında Hindistan cevizi yağının böyle moleküler yapısı cildimiz ve cilt güzelliğimiz için ve sağlığımız, beden sağlığımız için de gerçekten çok önemli faydalara sahip. Bugün The Life Co ürünlerini kullanarak, The Life Co Hindistan cevizi yağı ve Hindistan cevizi şekerini kullanarak güzelliğimize, özellikle de yazın başladığı bu günlerde nasıl bir tık daha fayda sağlarız, hem de bunu en doğal, en faydalı Hindistan cevizi yağı ile nasıl yaparızı konuşacağız efendim. O zaman hazırsanız hızlıca başlayalım. Peki bu güzelim Hindistan cevizi yağını nerelerde kullanırız? Daha da güzelleşiriz böylelikle. O zaman böyle birkaç maddeyle ben size özetleyeyim hızlıca. Tabii ki ilk sıraya oil pulling koyacağım. Oil pulling gerçekten Ayurveda'da da böyle yeri ayrı olan ve kanıtlanmış çok bilimsel bir aslında ritüel. Oil pulling nedir? Aslında sabah uyandığımızda ilk iş ağzımıza Hindistan cevizi yağı alarak gargara yapmamız ve gecenin bütün toksinleri, bütün sindirim sisteminde ve ağzımızda biriken toksinlerinden arınmamız demektir. Ne yapıyorum ben aslında? Her sabah uyandığımda ağzıma bir kaşık The Life Co Hindistan cevizi yağı alıyorum. Ve o arada diğer işlerimle uğraşmaya başlıyorum. Yüzünü yıkama, işte yatağı kapatma, üstünü giyinme, işte günün koşturmacasına hazırlanma gibi gibi. Yaklaşık böyle 5-6 dakika ağzınızda o gargarayı yaptığınız ve tükürdüğünüz durumda gerçekten de Ayurvedik olarak bütün çöpleri, böyle gecenin biriken çöplerini dışarı çıkarmış oluyorsunuz. Peki bu çöpler çıkınca ne oluyor? Beraberinde gelen parlak bir cilt, daha böyle anti-aging'e karşı savaşma, kırışıklıklara vesaireye karşı savaşan böyle bir bünye ortaya çıkarmış oluyorsunuz. O yüzden oil pulling'i ritüelinizin en başına koymanızı tavsiye ediyorum. İkincisi ise oil pulling böyle birazcık daha böyle ayurvedik ve bizi içten de Hindistan cevizi yağıyla destekleyen bir ritüeldi. Ama tabii ki dıştan destekleyen ritüeller de çok fazla. İkinci önerim aslında Hindistan cevizi yağının birazcık da cildimizi nemlendiren, besleyen ve ölü hücrelerden de bir yandan arındıran ritüelleri. Hindistan cevizi yağı peelingi yapmak. Hindistan cevizi yağı peelingi nasıl yapılıyor? Aslında yüz peelingi için ben bunu çok tavsiye ediyorum. 1-2 kaşık Hindistan cevizi yağına, 1-2 kaşık da Hindistan cevizi şekeri atıyoruz. Bu ikisini güzelce karıştırıp çırptığımızda gerçekten böyle pütürüklü, yoğun böyle bir macun kıvamı oluyor. Bunu alıp haftada 2-3 kere cildimize peeling olarak uyguladığımızda cildimiz hem Hindistan cevizi yağının faydalarıyla nemleniyor ve kırışıklıklara karşı da bir yandan anti-aging ile savaşıyor. Bir yandan da üst yüzeyindeki ölü hücrelerden arınıyor. Özellikle cildiniz böyle kuru, neme ihtiyaç duyan ve böyle standart diğer peelinglerden rahatsız olan bir cildse gerçekten bu metodu kesinlikle deneyin derim. Çünkü Hindistan cevizi yağı zaten doğal olarak bir nem kaynağı olduğu için cildiniz hem bir yandan o nemi hapsetmiş oluyor hem de bir yandan ölü hücrelerinden arınmış oluyor. Cildiniz birazcık daha yağlı ve akneye yatkınsa belki bu ritüeli böyle haftada 2-3 kere değil de haftada bir, 2 haftada bir yapabilirsiniz. Çünkü belki Hindistan cevizi yağı cildinize atak geçirtebilir. O noktada akne ciltleri yüzüne uygularken birazcık daha sıklığına dikkat etmesini öneriyorum. Ama neme ihtiyaç duyan standart ciltler bunu gerçekten de 2-3 hafta boyunca gönül rahatlığıyla uygulayabilirler. Peki sadece işte yüzümüze mi peeling yapacağız? Tabii ki değil. Özellikle yazın gelmesiyle beraber cildimizde ölü
hücrelerde birikmeye başlıyor güneşin etkisiyle. Yine aynı Hindistan cevizi yağını, bu sefer şeker değil, deniz tuzuyla karıştırabilirsiniz. Hani Hindistan cevizi şekerinden daha ekonomik bir opsiyon olduğu için söylüyorum, daha büyük bir alana kullanacağımız için. Deniz tuzuyla beraber Hindistan cevizi yağını karıştırıp bacaklarınıza, kollarınıza, vücudunuzun daha çok böyle ölü hücre biriktiren diz kapakları, topuk gibi noktalarına haftada 2 ya da 3 kere vücut peelingi olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi ne yaptık aslında? Hindistan cevizi yağını oil pulling'de ayurvedik olarak detoks anlamında kullandık. Ölü hücrelerden arınmak için kullandık. Tabii ki bir de bu kadar nemlendirici özelliği kuvvetli ve bu kadar moleküler yapısı cildimize iyi gelen bir ürünü nem vermesi için de krem olarak da kullanabiliriz. Bu noktada ister el kremi böyle duşun yanına koyup, lavabonun yanına koyup elinizi yıkadıktan sonra, duştan çıktıktan sonra kullandığınız diğer kozmetik kremler yerine Hindistan cevizi yağını tamamen yerleştirebilirsiniz. Böyle elinizin altındaki noktalara koyarsanız da banyoda gerçekten ulaşması da çok kolay olur ve böylelikle de aklınıza gelir, unutmazsınız. Mesela duştan çıktıktan sonra o ıslak vücudunuza Hindistan cevizi yağı sürdüğünüz durumda özellikle de neme ihtiyaç duyan yine işte topuk, dirsek gibi noktalarda, bacak ve kollarda inanılmaz bir etki yaratıyor ve bütün aslında vücudunuzun nemi içine hapsoluyor. Farkı gerçekten ilk günden bile hissedebilirsiniz. Bunun dışında lavabonun yanına koyduğunuz durumda da mesela benim gibi çok mutfakla haşır neşirseniz, devamlı yemek yapıyorsanız, işte eliniz deterjana devamlı nüfuz ediyorsa ellerinizde çatlamalar ve böyle sertleşmeler olabilir. Çok normal, bende de var. Ama lavabonun yanına koyacağınız bir Hindistan cevizi yağı ile beraber böyle bir iki damla her elinizi yıkadıktan sonra sürdüğünüz durumda inanın elleriniz pamuk gibi olacak. El kremi, vücut kremi olarak kullandık. Peki şimdi başka nerelerde kullanabiliriz nemlendirme amaçlı diye düşünecek olursanız şöyle akla gelen tek bir önemli nokta var. O da dudaklar. Aslında Hindistan cevizi yağı dudakları da nemlendirmek için adeta bir ilaç gibi. Ki biliyorsunuz dudaklar böyle vücudun en hassas noktalarından biri. Hani ruj sürüyoruz, nemlendirici sürüyoruz, farklı farklı ürünleri hani yüzümüze ve ağzımıza en yakın bu noktaya sürdüğümüzde yanlışlıkla yutma riskimiz de bulunuyor kozmetik ürünleri. Bu noktada Hindistan cevizi yağını böyle geceleri yatarken dudak çevrenize ve dudaklarınıza sürmeniz ya da gün içinde özellikle kış aylarında ya da yazın böyle güneşe çıkacağınız dönemlerde dudaklarınıza bu krem niyetine yerleştirmeniz inanın bütün çatlakları, dudak kırılmalarını falan önleyen çok etkili bir kaynak şekline dönüşüyor. Sona yaklaşırken tabii ki neresi kaldı? Bütün vücudumuzu nemlendirdik, ölü hücrelerden arındırdık. Tabii ki saçlarımız. Hindistan cevizi yağı aslında şimdiye kadar benim kullandığım, ki biliyorsunuz bu işte sarı saçlar çok hani bakımı da kolay değil, en etkili bakım yöntemlerinden biri. Hindistan cevizi yağını böyle saç uçlarından başlayarak saç diplerine doğru yaklaşık işte 4-5 yemek kaşığı olarak uyguladığınızda ve iyice masaj yaptığınızda daha sonra da işte bir ılık bir havlu ya da peştemalle kapatıp minimum 30 dakika beklediğinizde ve bu ritüeli her hafta yaptığınızda gerçekten saçlarınızda inanılmaz farklar gözlemleyeceksiniz. Hatta vaktiniz ve fırsatınız varsa bu saçları işte o şekilde uygulayıp kapatıp bir boneyle gece uyursanız ipek gibi olur. İnanın böyle hiçbir kozmetik kuaför bakımına vesaireye ihtiyaç duymayacaksınız. Hindistan cevizi yağı saç bakımı için birebir en doğal yöntemlerden biri ve çok etkili. Hani bunu hani yapamam ben, evde uğraşamam falan diye kafanızda çekinceler varsa da şunu önereyim. Tatile gittiğinizde, sahildeyken, denizdeyken falan hem güneşin etkilerinden korumak hem de saçınızı nemlendirmek için alın Hindistan cevizi yağını çantanıza, sürün saçlarınıza, sahilde onunla bekleyin. Böylelikle hem de işte güneşin ışınlarına karşı da saçınızı korumuş olursunuz. Ben bu yöntemi çok hani kullanıyorum. Zaten mis gibi de kokuyor. Hiç öyle ağır bir yağ da değil. Artanını böyle hani vücudunuza da hemen sürebilirsiniz. Elinize gelenleri falan. Gerçekten saçlarınızı pırıl pırıl yapan harika bir bakım yöntemi. Hindistan cevizi yağının en çok sevdiğiniz uygulamalarından biri ne diye sorarsanız bana herhalde şunu söylerim. Makyaj temizleme. Ben çok sevmiyorum böyle makyajımı işte o kimyasal şeylerle falan çıkarmayı. O yüzden genelde böyle
hatıra hatıra sabunla falan çıkarmaya çalışıyordum. Ta ki Hindistan cevizi yağının bunun gerçekten çok etkili bir yolu olduğunu öğrenene kadar. Pamuğun üstüne damlattığınız birkaç damla Hindistan cevizi yağını gözünüze sürerek uyguladığınızda bütün o rimeldir, fardır vesaire hepsini gerçekten de tek bir adımda çıkardığını göreceksiniz. Hem de bunu yaparken göz çevrenizi ve göz altlarınızı da nemlendirmiş olacak. Bu da ne demek? Aslında bir yandan bir taşla beş kuş. Göz temizliğini yaparken ve makyajdan arınırken bir yandan da kırışıklıklardan da korunmaya bize destek olacak. Bunu nasıl yaparsınız? Dediğim gibi her zaman işte lavabonun yanında bir şişe Hindistan cevizi yağınız bulunursa hep hatırlarsınız ve gerçekten geceleri yatmadan onu görüp gözlerinizi silip daha sonra da yüz temizleme ürününüzle yüzünüzü yıkayıp gayet huzurlu ve temiz bir şekilde makyaja elveda diyebilirsiniz. Umarım Hindistan cevizi yağının faydalarını anlattığım bu videoyu çok seversiniz. Ben The Life Co. Hindistan cevizi yağı ve işte peeling'de kullandığım Hindistan cevizi şekerini gerçekten çok severek kullanıyorum ve çok tavsiye ederim hepinize. Eğer denerseniz bu anlattığım bir sürü güzellik metalından birini bile yapıp bir faydasını görürseniz lütfen bana da haber vermeyi unutmayın. Yorumlara tüm görüşlerinizi bekliyor olacağım. Bu ve bunun gibi onlarca püf noktası ve tarif içinde ne yapıyoruz efendim? Health Food Break'e abone oluyoruz. Çok öpüyorum hepinizi. Bol Hindistan cevizi yağlı bir yaz diliyorum hepinize. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.